Hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Damla. Samimi Okur. Bu video Nisan 2024 okuduklarım videosu. But sanıyorum ki video biraz kısa olacak. Çünkü ben bu ay çok az kitap okudum. Açıklayabilirim. Bu yılın bu noktasına kadar yine de iyi ilerledim ama değil mi? Nisan'a kadar her şey çok güzeldi. Bir sürü kitap okuyordum falan ama sonra Nisan ayı geldi ve alerji sezonu başladı. Bazı günler yataktan bile kalkamadığım için ne yazık ki kitap okumak şöyle dursun, dümdüz uyudum yani. O yüzden bu ay toplam okuduğum kitap sayısı 5. Böyle söyleyince çokmuş gibi gözüküyor ama şimdi gösteriyorum size. Normal koşullarda bunların hepsi bir kitap eder yani. Ama çok iyi kitaplar. İsterseniz daha fazla uzatmayayım ve videoya geçelim. Bu ay okuduğum kitaplar konusuna ilk hangisiyle başlasam diye düşünüyorum. Sanırım ilk okuduğumla başlayacağım. O da Gılgamış Destanı. Bir süredir buralardaysanız benim destan okumaya ne kadar çok bayıldığımı bilirsiniz. Antik hikayeler her nedense benim çok hoşuma gidiyor. Destanlar olur, milattan önce yazılmış saçma sapan tiyatrolar olur. Bayılıyorum. O yüzden Gılgamış'ı aşırı 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 çok beğendim. Herkese tavsiye ediyorum. İnsanın ilk ürünlerinden bir tanesi. O yüzden bence hepimiz okumalıyız. Şimdi bu destan taş tabletlerden bulunup, çevrilip bize sunulduğu için bazı yerleri eksik ne yazık ki. Çünkü ya tabletler kırılmış, ya saldırıya kurban gitmiş, ya çevirememişler. Belli kelimeler var mesela, ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Ama bu kitaptaki derlemesi şöyle. Boşluk kalan kısımları bir başka ek kaynakla doldurmuşlar. Yani Gılgamış'ı çevirmeye çalıştığımızda bu kısım kayıp, bu kısma ulaşamıyoruz. Ama bir başka metinde bu kısım şu şekilde diye bir başka metni veriyor bize. O yüzden okuduğunuzu anlarsınız. Olay örgüsü bütün. Hani neler oluyor, neler bitiyor gayet güzel anlıyorsunuz. Sadece bazen bazı yerlerde öyle kesiliyor ki acaba ne dedi burada karakter falan oluyorsunuz. Yani olay örgüsünü anlıyorsunuz. Olan biteni biliyorsunuz. Sadece mesela o sahnede o karakterin ne dediğini bilmiyorsunuz. Bu kitabın konusu şöyle. Gılgamış isminde büyük bir kral var ama bu kral bildiğiniz teröristtiriyor. İnsanlar çok mutsuz. Tanrı'ya yalvarıyorlar sürekli bu konuda bir şey yap diye. Sonra Tanrı da Gılgamış'ı yaratmış olan Tanrıçaya gidiyor ve diyor ki bunu sen yaptın. Şimdi sen düzelteceksin. Onların sızlanışını dinleyen Anu yanına çağırdı Aruru'yu, büyük Tanrıçayı. Sensin Gılgamış'ı yaratan, bir eşini yarat şimdi de. Yüreği onunkine eş olsun atılganlıkta. Hep birbirleriyle kapışsınlar da Uruk rahat etsin. Yani özetle diyor ki sen bunun dengi bir tane birisini daha yap. Bunlar birbirini yesin dursun, en azından halk bir refaha kavuşsun. Tanrıça da diyor ki okey. Ondan sonra Tanrıça gerçekten Gılgamış'ın dengi bir başka insan yaratıyor. Aslında bu tam olarak bir insan değil. Bir yaratığa daha çok benziyor ama insan gibi düşünebiliyor. Onun adı da Enkidu. Enkidu biraz böyle hayvansı birisi. İnsani yönleri çok ağır basmıyor ne yazık ki. O yüzden dünyaya geldiğinde hiçbir şey bilmiyor doğru düzgün. Dünyaya geldiği noktada bir başka insan ona yardım ediyor bir şeyleri anlamasına. Bir kıza aşık oluyor mesela, o kızı yardım ediyor bilmem ne falan. Sonra Enkidu'nun yolu Gılgamış'ta kesişiyor. Bunlar birbirlerine giriyorlar. Kavga, dövüş. Baya böyle kapıların çerçeveleri falan sallanıyor. Öyle bir dövüş. İkisi de yenemiyor. İkisi de kazanamadığı için en sonunda yoruluyorlar ve diyorlar ki artık yet o, biz seninle kardeşiz. Erkeklerin arkadaş edinme hızı gerçekten beni şok ediyor. Hani milattan önce bile böyleymiş bu. Sonra bunlar yakın arkadaş olup birlikte teröristliyorlar. Ve böyle maceralara falan çıkıyorlar. İşte şunu öldürelim, gidelim şu yaratığı alt edelim, gök boğasıdır bilmem nedir. En sonunda artık gerçekten tanrıların tanrıçaların canına tak ediyor. Ve bunları cezalandırmaya karar veriyorlar. Bunun için niye bu kadar beklediler onu da anlayabilmiş değilim. Ve Enkidu hastalanıyor. Enkidu ölüm döşeğinde, Gılgamış perişan halde, dizlerini dövüyor. Ne yapacağım kardeşim sensiz diye. Ve Enkidu ölüyor. Bunlar spoiler değil bu arada. Her neyse, Enkidu'nun ölümünden sonra aslında kitap başlıyor ve Gılgamış'ın ölümden aşırı çok korkarak bir yolculuğa çıktığını görüyoruz. Ölümsüzlüğü bulmanın peşine düşüyor. Bu kitapta aslında ana tema olarak Gılgamış'ın bu yolculuğunu anlatıyor. Dehşet güzel bir kitap. Herkese öneriyorum. Bence herkes okumalı. Okurken ben çok eğlendim bir de. Hani öyle de ilginç bir şey var. Sadece böyle öğretisel açıdan da kaliteli değil. Aynı zamanda eğleniyorsunuz da. İçkici başı Gılgamış'a dedi ki nereye koşuyorsun böyle Gılgamış? Eline geçmeyecek aradığın yaşam. Tanrılar insanoğlunu yarattıklarında yalnız ölüm olduğuna verdikleri kendi ellerinde tuttular yaşamı. Bir sonraki kitabımız Ray Bradbury'nin Cadılar Bayramı Ağacı. Ben bunu İzmir'e giderken okuyup bayağı gömüp geçtim. O yüzden hakkında hiç konuşma fırsatım olmadı. Şimdi yine uzun uzun anlatacağım size. Cadılar Bayramı Ağacı. Kısacık bir şey. Bu arada bugün göstereceğim hiçbir kitabın yaş sınırı yok.
Smat mı madde yok içinde. Antik kitaplar bunlar, kendinize gelin. Bu hariç bu o kadar antik değil mi? Ne zaman yazılmış? 1900'ler falandır diye düşünüyorum. 1972. Bu kitap nasıl bir kitap biliyor musunuz? Bakın çok net bir şekilde anlatacağım. Tim Burton izlediniz mi? Ölü Gelindir, Charlie'nin Çikolata Fabrikası'dır, bilmem ne Cercut, Edward Makaseller. Tim Burton stilini alın. Coraline mesela. Alakasız ama. Coraline'i alın. Artı Alice Harikalar Diyarında. Eşittir bu kitap yapıyor. Şöyle düşünün. Aşırı masalsı size aynı Alice Harikalar Diyarındaki gibi o ateşliyken gördüğünüz rüyaların içine atıyormuş gibi hissettiriyor. Ama aynı zamanda da hafif ürkünç. Hafif böyle creepy'lik var kitapta. Yanlış hatırlamıyorsam 8 adet çocuğun yolculuğunu anlatıyor. Bu 8 adet çocuğun bir tane daha arkadaşları var. Çocuğun adı Balbağı. Interesting choice. Bu Balbağı ölüm döşeğindeyken, Cadılar Bayramı günü oluyor bunlar. Bunlar hep birlikte mahallelerindeki tuhaf ucube bir evin kapısını çalıyorlar. Her şey ondan sonra başlıyor. Bu ev inanılmaz ürkütücü bir ev ve sahibi de ucube, tuhaf, bayağı bildiğiniz iskeletten oluşma bir herif. Adı da Kefen Yığını. Birden Balbağı yok oluyor. Ölüm alıyor Balbağını ve Kefen Yığını diyor ki ölüm bazen hatalar yapabilir. Evet, o yüzden biz şimdi gideceğiz ve Balbağını kurtaracağız. Bu 8 çocuk, hepsi kostüm içinde. Hangisi bilmiyoruz bile, anlamıyoruz çoğu zaman. Hep birlikte zamanda bir yolculuk yapıyorlar. Çünkü Kefen Yığını çocuklara diyor ki nereye götürdüğü önemli değil, hangi zamana götürdüğü önemli. Ve bayağı bildiğiniz bütün Cadılar Bayramı serüvenini memleket memleket, antik Mısır'dan tutun bilmem ne yılına kadar hepsini zaman içinde görüyoruz. İnanılmaz zevkliydi okuması. Çok fazla diyalog var. Yazım dili asla ağır bir yazım dili değil. Ara ara anlaması zor gibi gelebilir çünkü çok fazla şey oluyor. Çok fazla aksiyon var ve dediğim gibi yani aynı Alice Harikalar Diyarındaki gibi saçmalıklarla dolu. O yüzden okuması çok keyifli. Atmosferi benim çok hoşuma gitti. Hiç Ray Bradbury gibi hissettirmedi bu arada. Ben bu adamın daha önce Fahrenheit 451'ini okudum. Resimli Adam kitabını okudum. Onların yazım dilini gördükten sonra bunu okusam bu Ray Bradbury demem bu arada. İlginçti. Çok güzeldi. Bunu da tavsiye ediyorum. Bir sonraki kitabımız. Troyalı Kadınlar. Ben Yunan mitolojisi okumaya hep retellinglerden başladığım için gördüğünüz üzere ya da gördüğünüz Troyalı Kadınlar. Bunların hepsi retelling. Yani aslında o gördüğünüz kitaplar şu kitabın detaylandırılmış, kurguyla harmanlanmış bir başka versiyonu. Ben o kitapları okuyarak başladığım için ben zaten burada olan biten her şeyi biliyordum. Dedim ki ama okuyayım çünkü bu daha eski ve daha gerçek olması da daha gerçek sayılabilecek bir kaynak. Adı geçen herkesi biliyorum, adı geçen olayları biliyorum falan. Ama bu kitapta öğrendiğim şöyle bir şey oldu. Hep böyle altta editör notları falan oluyor ya, onlardan bir sürü bir şey öğrendim. Mesela burada Truva'nın kuruluşuna kadar dipnot verilmiş. Bu dipnotlar benim için çok faydalıydı. O yüzden ben bu kitabı çok beğendim. Yani söyleyeceğim şu. Achilles'in şarkısı ben Kirke gibi Yunan retellinglerini, Yunan mitolojisi retellinglerini hepimiz çok seviyoruz ve hepimiz okuyoruz, evet. Ama orijinal kaynakta da okumayı unutmayın. Next. Ha bu arada ben o kitabın konusunu anlatmadım size. Truvalı Kadınlar da Truva'nın düşmesinden sonra Truvalı Kadınların neler olduğunu görüyoruz. İşte kadınların aralarında, ay hangi kitaptaydı? Şöyle bir cümle geçiyor. Bir savaş sonlandığında, bir savaş kaybedildiğinde erkekler hayatlarını kaybeder, kadınlarsa geri kalan her şeyi diye. O yüzden böyle kitapları okumak beni çok üzüyor. Bu kitap da yine çok üzdü. Yani Truvalı kadınların Yunan erkekleri arasında paylaştırılmasından tutun da kendilerine ne olacağını, nereye götürüleceklerini bilmemeleri. Bunlar okumak kolay değil. Ben savaş kitapları okumayı severim ama ancak bu kadar gerçekçi yazıldığında yine de bu kalp kırıcı olduğu gerçeğini değiştirmiyor ne yazık ki. Next. Bir sonraki kitabımız yine antik Yunan'dan gelen Sofokles'in Kral Oedipus kitabı. Bu kitap ya. Ben bu kitabın konusunu anneme anlattım. Bayağı hatta özet şeklinde anlattım komple. Ve dedik ki Damla sen ne okuyorsun? Türk dizilerindeki dramı bilirsiniz. Çok ağırdır, yoğundur. Her bölüm herkesin başına bir şey gelir. Onu 8 ile 10 ile çarpın bu kitap yapıyor ve şu kadarcık bir kitap yani. İnanılır gibi bir kitap değil. Bir kral var kitapta. Kral Lailos. Biz bu kitabı okumaya başladığımızda çoktan öldürülmüş bir kral. Bu kral zamanında bir oğlu olduğunda bu oğluyla ilgili bulunan bir kehanet yüzünden ki bu kehanet oğlunun kendisini öldüreceği yönünde oğlunu bacaklarından bağlattırıp bir köleye vermiş ki dağın başına bıraksın diye. Böyle hikayelerde hiçbir eleman ölsün diye dağın başına bırakılmaz. Bakın Paris'te de aynısı olmuştu. Truvalı Paris. Pamuk Prenses'te de öyle olmuştu ama o bambaşka bir kulvar, şimdi oraya girmeyelim. Tabii ki bu köle
bu çocuğu bırakmıyor kıyamadığı için ve bir başkasına veriyor, o bir başkasına veriyor derken bu çocuk en sonunda bir kralın eline geçiyor, bir başka kralın eline ve o kralın oğlu olarak büyütülüyor. İsmi de Oedipus. Bu Oedipus o kralın ve o kraliçenin çocuğu olarak büyütüldüğünde bir başka kehanet, yine aslında aynı kehanetin bir başka kolu ortaya çıkıyor ve diyorlar ki Oedipus'a sen babanın katili olacaksın ve annenle evleneceksin. Bu fikir Oedipus'u o kadar korkutuyor ki çareyi en sonunda memleketini terk etmekte buluyor ve evden uzaklaşarak yollara düşüyor. Bir yol ayrımına geldiğinde, böyle bir kavşağa geldiğinde önüne çıkan adamlarla bir anlaşmazlığa düşerek o adamları öldürüyor. Öldürdükleri arasından birisinin babası olduğunun farkında değil. Yani aslında babasını öldüreceği kehaneti gerçekleşmiş oluyor ama Oedipus bunu bilmiyor çünkü babasını o değil, bir başkası sanıyor. Ondan sonra artık kralsız kalan bu memleketin kraliçesiyle evleniyor ve çoluk çocuk sahibi oluyor. Yine annesi olduğunun farkında değil, bilmiyorlar. Sonra bir gün kendi kehanetçisi böyle bir şeyin varlığından bahsediyor falan. Oedipus birden diyor ki hain, vatan haini. Ama sonra içine bir kurt düştüğü için araştırmalara başlıyor. Ve sonra memlekette bıraktığı babasının hastalıktan öldüğünü öğreniyor. Ve memleketteki babasının kendi babası olmadığını öğreniyor. Ondan sonra diyor ki bir dakika, benim babam kim? Sonra öğreniyorlar gerçeği ve asıl aslında oradan sonra yaşananlar korkunç ötesi, ama orası spoiler'e gireceği için burada söylemeyeceğim ki son 10 sayfadan bahsediyorum. Zaten çok ince bir kitap. O kadar dram benim aşırı psikolojimi bozdu. Ben ara ara düşünüyorum bu kitabı ve yok yani. No thank you. İnanılmaz güzel bir kitaptı bu arada. Ben kesinlikle öneriyorum bu kitabı okumanıza. Next. Son kitabımız Cicero'nun Dostluk Üzerine kitabı. Bu adamın adı Cicero olarak mı okunuyor emin değilim. Umarım böyle okunuyordur. Şimdi bu kitap Latince Türkçe çeviri. Yani aslında birazcık kalın gibi gözüküyor. Kaç sayfa? 45-46 sayfa falan. Ama bu kitabın sol tarafı komple Latince, sağ tarafı Türkçe. Yani aslında 20 sayfalık bir kitap olarak düşünebilirsiniz. Aranızda Latince bilenler varsa ne ala. Latince kısmını da okuyabilirsiniz. Bu kitapta da başta biraz kafam karıştı. Kimden bahsediyoruz, neyden bahsediyoruz şu anda diye. Ama sonradan birazcık açılıyorsunuz. Bu kitapları olay örgüsü için okumazsınız arkadaşlar. Vay be, milattan önce binlerce yıl önce yaşamış herif, yani yazdıklarına bak falan diye okursunuz. Çünkü yazdıkları harika ötesi şeyler. Ve aynı bize uygulanabilecek şeyler yine. Bizim hayatımıza geçerli olabilecek ilkeler. Hepsi olmasa da çoğu. Buradan şeyi öğrendim ben. Bir bilgeden bahsediyor. Diyor ki bugün Yunanistan'da bile böyle biri yok. Burada bahsettiği kişi Sokrates'ti yanlış hatırlamıyorsam. Yine de kontrol edeyim. Evet, Sokrates'ten bahsediyor. Bugün Yunanistan'da bile böyle biri yok. Birlikte andıkları o 7 kişi bile dikkatli inceleyenler tarafından bilgeler arasında sayılmaz. Atina'da sadece bir kişiyi bilge olarak kabul ediyoruz. O da Apollon kehanetine göre bilgelerin bilgesi olarak görülür. Sokrates'ten bahsediyor. Ben bu bilgiye sahip değildim ve bunu öğrendim ve mutlu hissediyorum şimdi. Çünkü daha da açıklayayım size. Yine son notlar kısmından bakarak okuyorum. Platon'un Sokrates'in ağzından anlattığına göre Kairefon Tanrı, Apollon'a adanan kehanet merkezi Delfo'ya gitmiş ve Sokrates'ten daha bilge biri olup olmadığını sormuş. Tanrı da kimsenin Sokrates'ten daha bilge olmadığı cevabını vermiş. Cicero bu kehanetten sıkça bahseder. Önerilir. Montaigne denemeler tür kitapları seviyorsanız ben bu tür kitapları beğeneceğinizi düşünüyorum. Ben çok seviyorum bu tür kitapları okumayı. Sonuç olarak Nisan 2024 okumalarım bu kadarcık kitaptan ibaret. Ama hakikaten çok güzel kitaplardı. Keşke biraz daha fazla okusaydım. Ama olmadı. Nisan 2024 sizin için nasıl geçti? Benimkinden iyi geçmiştir diye tahmin ediyorum. Ama bu ay güzel bir aydı. Ve okuduklarımdan asla pişman değilim. Çok güzel kitaplar okudum. İsterseniz daha fazla uzatmayayım ve kapanışa geçelim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı isimle, Samimi Okur ismiyle hem Instagram'da hem Wattpad'de hem de TikTok'ta varım. Instagram'da daha aktifim. Wattpad'de kurgum Gümüşüre yayınlıyorum. Henüz basılmadan ücretsiz bir şekilde oradan okumak isterseniz okuyabilirsiniz. Bir sonraki videoda kendinize çok iyi bakın. Bol bol su için, ödevlerinizi yapın ve kitaplarınızı okuyun. Ve bir sonraki videoda görüşelim.